kansere yakalandı. Büyük acılar çekti. Çok acılar çektim. Doğru. Bu da yetmezmiş gibi eşinin ihanetine uğradı. Ama asla o çok sevdiği eşinin arkasından kötü konuşmadı. Terk etti. Allah yoluna açık etsin, Allah mutlu bahtiyar etsin diyelim biz. Türk rock müziğinin en sevilen müzik insanlarından biri olan Murat Göğebakan, 46 yıllık ömrüne birçok albüm sığdırırken sevenlerinin kalbinde o unutulmaz şarkılarıyla yaşamaya devam ediyor. 1968 yılında Adana'da doğdu. 1995 yılında hayallerini gerçekleştirmek ve bir albüm çıkarmak için İstanbul'a geldi. Yaşadığı her türlü zorluğa rağmen 1996 yılında Ben Sana Aşık Oldum isimli albümünü çıkardı ve bu albümüyle büyük bir çıkış yaptı. Kral TV Video Müzik Ödülleri töreninde en iyi çıkış yapan erkek sanatçı ödülünü aldı. En iyi çıkış yapan erkek sanatçı. Murat Göğebakan. Murat Göğebakan geliyor. Bence ödülü verelim. Ve mikrofon senin Murat. Murat Göğebakan için görkemli yıllar başladı. Türkiye'nin büyük bölümünde konserler verdi ve en sevilen erkek sanatçılar listesinde adını büyük kitlelere duyurdu. Tırnaklarıyla kazıyarak ulaştığı bu zirvede 2000 yılında Sema Bekmez ile hayatını birleştirdi. 11 yıl sürecek bu evlilik bir ihanet ile son bulacaktı. Murat Göğebakan, 2002 yılında çıkardığı Ay Yüzlüm parçası ile en parlak dönemini yaşadı. Artık ülkenin büyük bölümünde tanınan ve yaptığı şarkılarla çoğu zaman listelerde bir numaraya yükselen sanatçılardan biri oldu. Ağzına sağlık kardeşim benim. Vallahi ağzına sağlık, harika. Hakkınızı helal edelim. Ya o hala bu tarafı düşünüyor ya. Seni kırdım mı diye düşünüyor bak. Evet. Başarılı sanatçı, 2009'un Mayıs ayında grip olduğu düşüncesiyle gittiği hastanede kan kanseri olduğunu öğrendi. Doktorlar kemoterapiye cevap vermez ise bir haftalık ömrü olduğunu söylediklerinde Allah verdi, Allah alır dedi. Manevi yönden güçlü inançlara sahip olan sanatçı bu yönüyle de tüm sevenlerince takdir topladı. Cenab-ı Allah Eyyub'a bile bir sabır vermiş. Biz onun yanında bir hiçiz yani biliyorsun. Bu süreç onu yıpratsa da 2010 yılında kanseri yendi ve hayata yeniden tutundu. Ona göre kanseri yenmesindeki en büyük etken sevenlerinin duaları ve kendisinin inancıydı. Zor şeylerdi bunlar. Ama sabrı da veriyor Cenab-ı Allah. Tam her şeyi düzene koyup müzik kariyerine kaldığı yerden devam edecekken, hiç ummadığı eşinin ihanetiyle sarsıldı. Yaşadığı bu durum onu kanserden daha çok yıprattı. Mütevazi kişiliğini her zaman korudu. Kimseye karşı kin beslemedi, olanları Allah'a havale etti. Dini inancı kuvvetliydi. Zaten onu ayakta tutan da bu manevi yönüydü. Murat Göğebakan, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine boşanma davası açtı ve dava 2011 yılında sonuçlandı. Çift resmen boşandı. Kariyerine tekrar devam etmeye çalıştıysa da yaşadığı bu kötü dönem onu derinden sarsmış ve bir türlü toparlanamamıştı. Çektiği acılar, önce kanser, sonra ihanet, sanatçının hayatında silinmesi imkansız izler bıraktı. Kanserden sonra bir türlü hayatını düzene koyamadı. Boşanma sürecinde kaybettiği paralar yüzünden borçlandı. Bir apartman dairesinin zemin katına yerleşti. Bir türlü eski günlerine dönemedi.
çok fazla borçlanmıştı ve aklında hala sevdiğini söylediği eşi vardı. Eşinin kanser sürecinde yanında olmaması ve ardından gelen ihaneti kariyerini bitiren etkenlerdendi. Ama her şeye rağmen hayat devam ediyordu, toparlanması gerekliydi. O da öyle yaptı. Zor da olsa geçmişi arkasında bıraktı. Fakat kötü kader bir türlü yakasını bırakmadı. 2013 yılında kanser yeniden nüksetti. Kansere tekrar yakalanmasında yaşadığı acılar, silinmeyen hatıralar önemli sebeplerdi. Kendini üzmemesi gerekiyordu ama zaten yıpranmış, borçlanmış, yüreği de derinden yaralı bu adamın kanserle mücadele edecek gücü kalmamıştı. İddialara göre tedaviyi reddetti. Hayattayken annesi Hatice göğe bakana, "Anne, bu yolun sonu belli. Ben zaten öleceğim. Ha şimdi ölmüşüm, ha sonra fark etmez. Ölürsem beni İstanbul'a gömmeyin. Adana'ya, memleketime götürün. İstanbul beni yedi bitirdi anne," dedi. Bu onun hayattayken son vasiyetiydi. Gittikçe kilo kaybetti ve zayıfladı. Hastalık tüm bedenini sarmıştı ama o haliyle dönemin başbakanı Erdoğan için Uzun Adam şarkısını besteledi ve ona armağan etti. Bu şarkı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kullanıldı. Ve bir gece yarısı ansızın Başbakan Erdoğan, Murat Göğebakan'ın evine ziyarete geldi. Bulundu. İyi akşamlar arkadaşlar. O, ondan dolayı kendisi. Bir sebebi ziyaretten geldi. Sağ olsun. Oturduk, sohbet ettik yani. Yaklaşık bir buçuk saat boyunca. Sağ oraya kendisi kalktı gitti. Hastalığı artık son evresindeydi. Gittikçe kötüleşti ve 31 Temmuz 2014'te 46 yaşındayken bu dünyaya veda etti. Ölüm haberini kardeşi gözyaşları içinde duyurdu. Beni yere getireceğim. Hepinizin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Ay yüzünü size elveda etti. Bu yüreği güzel adam bu dünyadan sessiz sedasız göçmüştü. Babası Hasan Göğebakan oğlunun ölümüne 3 ay dayanabildi ve hayatını kaybetti. Murat Göğebakan'ın Hasan'dan Olma, Hatice'den Doğma isimli kitabında kendi hayatını anlattığı bir adet kitabı bulunmaktadır. Kendisine sevgi adamı lakabını takan sanatçı, sevenlerinin kalbinde unutulmaz şarkılarıyla yaşamaya devam edecek.